Şeriatın nahoş karşıladığı bir işte bir Müslümanı gördüğünde onun amelini nahoş gör. Faili olan Müslümanı nahoş görme ve kınama. Onun amelini nahoş görmede dürüst ve doğru sözlüysen söz konusu amelin benzerini yapmaman lazımdır. Aynı ameli kendin başkasında gördüğünde nahoş karşıladığında böyle davranışın sebebiyle iki yüzlü olursun. Burada gizli bir sır ve yadırganan işin başkalaşmasına yol açan sırlı bir tuzak vardır. Bir yolculuktayken evlenmek istersen bunu duyurma. Geceleyin ayak takımı o yola yönelirler ve onlardan herhangi birisi sana eziyet edebilir. Bir menzile yerleştiğinde şöyle dua etmen gerekir. Evuzu bi kelimatillahi Tam meh min halaka. Yani yarattığı bütün şeylerin kötülüğünden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Bu durumda orada bulunduğun sürece hiçbir şey sana zarar vermeyecektir. Arkadaşım Abdullah Bedir El Habeşi, Şeyh Rebi bin Mahmud El Hattab El Mardini'den aktararak şöyle demiştir. Bir gece Resul Ayn'de bir mescitte konaklamıştık. Orada cerarir denilen zehirli akrepler vardı. Kuyruklarını sokarken kaldırıyorlardı. Ve birini soktuklarında o kişi yaşamazdı. Bir adam mescide gelmiş ve bu duayı okuyarak mescitte gecelemiş. O gece akrep kendisini sokmuş. Sonra başından geçenleri Şeyh Errebi'ye aktardığında Şeyh şöyle demiş. Hadis sahih olarak tahakkuk etmiştir. Allah ölümü senden uzaklaştırmıştır o akrepler kimi soksa o kişi ölür. Benzer bir hadiseyi de kendim tecrübe etmiştim. Bu duayı okumuşken bir keresinde birden çok akrep beni sokmuştu. Onların acılarını hissetmedim. Fakat elbisemde iki kurşun vardı ve onların sokulmanın acısını uzaklaştırdıklarını duymuştum. Akrebin bana tesir etmeyişinin duadan mı yoksa kurşundan mı veya her ikisinden mi kaynaklandığını bilemiyorum. Fakat yolculuk boyunca sokulan yer şişmişti ve 3 gün boyunca şişkinlik sürmüş. Ben ise acı hissetmemiştim. Yemek, içmek, bir yere girmek, çıkmak, hareket, durmak gibi başlayacağın her fiilde önce besmele çekmelisin. Allah'ın evine girerken sağ ayağınla girmeli, çıkarken de sağ ayağınla çıkmalısın. Ayrılırken sağ ayağınla ayakkabını çıkarırken sol ayağınla başlaman gerekir. Evet. Diğer tavsiyeye geçiyoruz. Yanınızda üçüncü biri varken arkadaşınla gizlice bir şey konuşma. Öyle bir davranış hiç kuşkusuz yanınızdakini tedirgin eder. Allah'ın kulları hakkındaki muradı kalpleri uzlaştırmak, sevgi ve muhabbeti temindir. Allah ülfeti Hazreti Peygamber'e yönelik ihsanlardan birisi sayarak şöyle demiştir. Yeryüzündeki her şeyi infak etseydin onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onları uzlaştırdı. Üçüncü birinin anlam, anlayamayacağı bir dille konuşmamalısın. Öyle bir davranışla gizli konuşmak arasında fark yoktur. Her zaman doğru söyle. Fiillerinde insanların en dürüst dürüstü olmalısın ki en doğru görüşlü olabilesin. Horozun öttüğünü duyduğunda Allah'ın ihsanını talep et. Horoz meleği gördüğünde öter. Evet. Eşeğin anırdığını duyunca şeytandan Allah'a sığın. Eşek şeytanı gördüğünde anırırken horoz meleği gördüğünde öter. Rivayete göre Allah'ın gökyüzünde bir horozu vardır. Evet. Bunu Ehlullah da ifade etmiş. İbn Arabi Hazretleri de ifade ediyor. Gökyüzünde horoz suretinde bir melek vardır. Rivayete göre Allah'ın gökyüzünde bir horozu vardır. O horoz ötüp, yeryüzündeki diğer horozlar onun sesini duyduğunda onlar da öter ve feryat ederler. Sabah, seher vakti, namaz vakti işte horoz ötüşü bundandır. Gökyüzündeki horozun, horoz şeklindeki meleğin ötüşünü işittiği için yeryüzündeki horozlar da öter. Her durumda zorunlu bir şekilde Allah'a hamd et. Bu hamd ile Allah senden razı olur. İnsanlar arasında bozgunculuk çoğaldığında... Salih işlere devam etmelisin. Belki Allah onları salihi bozuk insanı kapsayacak şekilde azap gönderir. Bu durumda onların fitne üzere canlarının alınmasına karşılık hayırlı bir amelle diriltilir ve haşredilirsin. Allah şöyle der: Sizden özellikle zalimlere isabet edecek fitneden korkun. Biliniz ki Allah şiddetli ceza sahibidir. Hapşırıp elhamdülillah demeyen birisini kınama kınamak yerine Allah'a hamd etmesi gerektiğini kendisine hatırlat. Bundan sonra yapmazsa onu kınayabilirsin. Öfke sana hakim olduğunda gücün ölçüsünce onu tutman ve yutman gerekir. Hiç kimseyi yüzüne karşı övme. Yüzüne karşı birisini övdüğünde onu mahcup edersin. Birisi yüzüne karşı seni överse zarif bir şekilde onun yüzüne toprak at. Mesela toprağı avucuna alarak o kişinin önüne atmak şeklinde yapar ve şöyle dersin. Topraktan yaratılmış olan ne umabilir ki? Ben kimim ve değerim nedir ki? Böyle davranmakla kendini kınamış, övene değerini ishar etmiş, o da hem senin hem kendi değerini öğrenmiş olur. Övenlerin yüzüne öyle toprak atmak lazımdır. Şeyhimiz Halim el-Gammat Sela şehrinde insanların kendisine karşı saygı gösterdikleri ve gözlerini diktikleri cazip binekli bir adam gördüğünde hem o adama hem saygı gösterenlere şöyle derdi. Toprak üzerinde binekli bir toprak. Sonra oradan ayrılarak şu şiiri söyledi. Nereden geldik nereye gidiyoruz zanneder misin ki bütün bunlar unutulacak. Onun üzerinde hakim hal, hayret ve kendinden geçmeydi. Küçük çocuğunu akşam karanlığı çöktüğünde tasarruftan alıkoy. Çünkü şeytanlar bu esnada yayılır ve bir vesvesenin çocuğa ulaşmasından emin olamaz. Akşam hava karardığında çocukları ortalıkta dışarıda bırakma diyor yani. Şari böyle buyurmuştur. Hizmetçin yemek yapıp getirdiğinde onu da yemeğe oturt. Direnir ve teettüp ederse yemekten tattır. Bir lokma bile olsa vermen gerekir. Yemek yemeyen bir göz sahibi bakarken yemek yememelisin. Cuma imam hutbe okurken birinin konuştuğunu duyarsan ona sus deme dersen sen de cuma vaktinde abeste iştigal edenlerden olursun. İmam hutbe okurken hiçbir şeyi taşla veya başka bir şeyle kurcalama. Bu da abes ve boş iş sayılır. Oruçlu olup iftar edeceğin zaman bulabilirsen hurmayla, bulamazsan birkaç yudum suyla orucunu açmalısın. Su içerken tek sayıyla içmeli ve iftarını hızla açmalı, açmalısın. Ardından namaz kılarsın. Yemek hazırsa önce yemen gerekir. Başka bir ifadeyle yemek hazır olduğunda namazdan önce yemekle başlamalısın. Birisi seninle konuşup sağa sola baktığını gördüğünde onun sözünü emanet kabul etmeli ve onu sana emanet verdiğini düşünmelisin. Sözü ifşa ederek emanete hıyanet etmemelisin. İnsanlar arasında kalbini murakabe ile mümin insanlardan birisi hakkında kalbine bir değişme ve bozuk düşünce geldiğinde o düşünceyi kalbinden uzaklaştır. Ona karşı hayır zanda bulun. Kalbine gelen düşünce hakkında onun için mazeret ara. Yürürken beraber yürüdüğünle arana bir ağaç veya duvar gibi tekrar karşılaştığınızda bir ağaç veya duvar girerse tekrar karşılaştığınızda ona selamlar. Ver. Selam verirsen ayrıldığın hal üzere kendisini sevdiğini bildirmiş olursun. Bu hafta sohbet